Şimdi e, yapmış olduğum broşüre devam etmeden önce yine merceğimle sayfamı biraz küçülterek sayfamı ortaya alıyorum ve e, Page panelini şu anda kullanmak için bunu kapatabilirim ve scroll barla yukarı alıyorum. Öncelikle bunun başına bir başlık yazmakta fayda var. Hemen buraya bir text kutusu açarak mey, meyveler pardon meyveler yazıyorum. Bunu da yine büyük bir karakterle yazabilirim. Arial'le ile gidiyoruz. Buna da Arial Black yapabiliriz. Örneğin 14 veya 16 punto yapabiliriz. E, rengini örneğin lacivert yapabiliriz. E, yukarıdaki çizgiye oturmasını sağlayabiliriz. Text kutumun kapatabilirim. Yeteri kadar mesafe sağladığım için preview modunda bakıyorum. Bunun altına belki daha sonradan bir şeyler ekleyebiliriz. Ama öncelikle başlıklarımı e, Oluşturmak istiyorum. Örneğin şu anda elmadan e, bahsediyor e, metnimiz. Onu bold yapıp, örneğin kırmızıyla ve 12 puntu bunu yapabilirim. Örneğin altta msi elması ile ilgili bir açıklama var. Bunu bold yapabiliriz Vurgulamak için. Örneğin demir elması denilen başka bir başlık var. Bunu boldla yapabiliriz. Ana baş ana başlığı kırmızı. Çeşitleri de siyah yaptım. Hatta siyahı belki yumuşatıp tintle 80 verebilirim. Yine aynı şekilde demir elmasına da 80 verelim. Enter dedim. Şimdi buraya <laughs> tabii ki elmanın bir resmini getirmekte fayda var. Aynen teksi nasıl getirdiysek fotoğrafı da buraya e, getirebiliriz. Fotoğrafı da yine iki şekilde getirebiliriz. Öncelikle direkt kenara herhangi bir yere getirip boyunu ayarladıktan sonra buraya koyabiliriz. İstersek Elmayı getireceğimiz alanı daha önceden şurada toolbar'da e, resim getirmek için bir tane alan frame tool'umuz var. Çerçeve tool'umuz. Herhangi bir çerçeve buraya açabilirim. InDesign otomatik olarak guide'lara yapışmasını sağ, sağladığı gibi yeşil çizgilerle de bana e, önderlik etmekte. Örneğin elma resmimizi şu şekilde burada kullanabiliriz. Tek yapmamız gereken kutu seçiliyken buraya resmin gelmesini sağlamak. Ee, kutu seçiliyken yapmam gereken file'dan play demek ve buradan elma e, ismini bulduktan sonra ok'e okay basmak. Yani aç'a basmak. Şu anda elma e, kutumun içine yerleşti fakat e, görüntüden de anlaşılacağı gibi resim çok daha büyük olduğu için şu andaki ebattan oldukça e, büyük olduğu için sadece bir elmanın sanıyorum bir parçası görünmekte. E, dikkat edilmesi gereken bir husus yukarıda iki tane okumuz vardı biri direk seçme birisi de genel seçme toluydu. İçi boş olan direk seçme toluyla resminizin ortasına dokunduğumuz zaman ortaya çıkacak kahverengi çizgi aslında bize elmanın gerçek anlamda ne kadar büyük olduğunu göstermekte. E, elmayı görebilmek için mercekle ve alt tuşuyla sayfamı küçültüyorum. Elma resmi gerçekten neredeyse alttaki sayfanın bile ortasına gelecek kadar büyük olduğunu görürüz. Space bara basarak ya da L tool'unu alıp sayfamı sağa sola bu şekilde hareket ettirebilirim. Şimdi benim yapmam gereken şey aslında elmayı bu kutunun içine oturtmak. oturmasını sağlamak. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Birincisi yüzde olan şu kontrol panelimizdeki yüzdeleri kullanıyoruz. Örneğin bunu yüzde 25'e yüzde 25 oranında küçült dediğim zaman elma yüzde 25 oranında buraya küçülüp yerleşmiş oldu veya geri alalım. Undo dediğimiz zaman yaptığımız adımı geri alabiliriz. Bunu böyle yapabildiğimiz gibi shift tool'una tuşuna özür dilerim. Shift tuşuna klavyede bastığımız zaman oran ve orantıyı yani yükseklikte eni birbirine sabitleyen bir özelliği vardı. Yine aynı şekilde direct selection tool'umuzu alıp shift tuğluna bastıktan sonra bir resmimizi elimizle de getirip o alana istediğimiz şekilde oturtabiliriz. Ama görüldüğü gibi elma ee, tabii bir kısmı e, burada ve diğer bir kısmı da şu kahverengi alanın içinde. Eğer ben içi boş okla, elmaya dokunup ve masumu kaldırmadan hafif hareket ettirdiğim zaman... ...bana transparan olarak asıl şeklin, asıl e, resmin nerede ve ne şekilde olduğunu... ...burada kadrajlama açısından görmemi sağlıyor. Ben şu anda bunu bırakıyorum. Çünkü e, şu anda benim açtığım alan dikdörtgen. Fakat yatay dikdörtgen ama elmam dikey olduğu için... Yapabileceğim diğer e, şeylerden birisi de elmayı çevirerek bu kutuya oluşmasını, oturmasını sağlamak. Bunu yukarıda görüldüğü gibi Rotate e, Tool'undan kullanabilirim. Sola doğru ok baktığı zaman elmanın sola döneceğini, sağa doğru baktığın sağa döneceğini düşünerek... ...ben önce elmayı sola doğru çevirdiğim zaman elma yatay olarak döndüğünü gördük. Ama tabii dönerken e, alttan yukarıya doğru, sol alt köşeden sol üst köşedeki şekle baktığın zaman... ...elma dönerken sol alt eksenden döndüğü için yukarıda kaldı. Hiç sorun değil. Yapmamız gereken bunu tutup aşağıya çekerek sayfaya oturmasını sağlamak. Bir diğer yöntem ise de... E, ...otomatik olarak InDesign'in bu e, elmayı bu kutunun içine oturtmasını sağlamak. O yüzden şu sağ üst kısımda... ...üzerine geldiğim zaman da bize bilgi ver vermesi gerekir. E, şu işaret yani elmayı orantılı olarak kutuya yerleştir işaretine bastığım zaman... Elmayı sadece yatay olarak tam sıfır şekilde kutuya oturmasını sağlamak. Ee, görüldüğü gibi üstten e, hizaladı, default olarak yani varsayılan olarak. Şuradaki merkeze al tuşuna basarsam da elma otomatik olarak merkeze gelmekte. Boşluğa bastığım zaman aslında elmanın sayfamızı yerleştirelim, fit in window. Elmamızın aslında sadece bir kısmının göründüğünü burada görürüz. Biz eğer istersek tek yapmamız gereken e, elmayı içi boş okla seçtiğimiz zaman gerçek boyutunu burada görebiliyoruz. Klavyedeki ok tuşlarıyla da kaymayı engellememek için örneğin şu üç elmayı ortaya alarak bunu yerleştirebiliriz. E, tekrar etmek gerekirse buradaki şu anda elma sağ üstte yüzde kısmında 36 küsür küçüldüğünü görürüz. Biz eğer e, ölçülendirmek istesek buradan ölçü verebiliriz ve hatta ve hatta solda genişlik ve yüksekliği de e, yazmakta. 9 küsür ve on küsür. Buradan da rakam verebildiğimiz gibi otomatik olarak da e, orantılı bir şekilde buraya yerleştirmesini sağlayabiliriz. Ve hatta ve hatta içi boş okla elmanın kahverengi yani fotoğrafın ya da resmin kahverengi çizgilerinden shift tuşuyla basarak küçültüp büyütebiliriz. Bunun dışarıya taşmasının hiçbir e, sakıncası yok. Zaten e, baskı alanı, daha doğrusu baskıda görünecek alan şurası olduğu için e, daha önce dediğim gibi elmayı ile basılı tutup e, transparan bir görüntüyle kadrajlayabiliriz. Unutulmaması gereken, mağazadan elimi hiç çekmiyor olmam. Mağazadan çektiğim zaman otomatik dışarıdaki transparan görüntü yok olacaktır. Bunu oluşturduktan sonra e, yine preview modundan çıkıyorum. Örneğin elmayı şöyle biraz yaklaştırabilirim ve hatta alttaki tek satırı da kurtarmak için şu aşağı çekebilirim. Elmayı istersem dışındaki çerçeveyi açarak büyütebilirim. Dolayısıyla bu elma hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir. Sadece dışındaki kutu büyüyecektir. Yine elmamı oklara kullanarak ortadaki elmayı ortaya gelecek şekilde de yerleştirebilirim. Şimdi diğer bir sayfada çalışmamıza devam edelim. Yine sayfalarımı page panelden sayfa 2'ye giderek buraya gelebilirim. Bu sefer ilk sayfada büyük kullandım ama bu sayfada örneğin daha küçük kullanmak istiyorum. Örneğin üzüm ve muz e, meyvesini burada e, görüyoruz. Burada küçük bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. E, Elma da daha önce bir stil oluşturmuştum yani kırmızıyla ve arial üzerine gelelim. Ariel Bold'la 12 punto ve 12 punto boşlukla. Eğer istersem kısa yol, olarak ben bu stili şuradaki damlalık sembolüyle diğerlerinin üzerine de koymam mümkün. Tek yapmam gereken damlalığı aldıktan sonra direkt bu yazının üzerine gelecek şekilde klik dediğim zaman damlalığın dolduğunu göreceğiz. Bu damlalığın dolması buradaki stili aslında kopya ediyor olması. İkinci sayfaya gidip eğer ben bunu üzümün, üzümü seçerek üzüm üzerine gelirsem bu aynı stili buraya taşıyacaktır. Aynı şekilde bunu muzada uygulayabilirim. Bu kısaca stili taşımış olmak anlamına geliyor. Tabii normalde satır boşluklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Muzu açtık. Yani damlalık aslında bir çeşit stil taşıma e, özelliğidir. Bu da hızlı çalıştığımız zaman bize oldukça yardımcı olan bir özellik. Bunu da hatırlattıktan sonra kolonları daha önce bahsettiğim gibi farklı çalışacağımı söylemiştim. Şimdi burada iki kolon kullanmak istiyorum. Ve şuradan kolonumu iki yapıyorum. Aradığı boşlukta yuvarlak hesap olsun diye kendimce 0.5 yaptıktan sonra e, bakıyorum. Fazla geldiyse belki bunu yine 4'e indirebilirim. Çünkü görüntü e, fazla geldi. Şimdi tabii tekstler şu anda burada dağınık görünüyor olabilir ama biraz sonra resimlememize hatta hatta e, şunu açalım. E, resim yerleştirince bu boşlukları yeniden ayarlayacağız. Şimdi e, getireceğimiz meyveyi farklı bir şekilde getirelim ve diğer bir yöntemini öğrenmiş olalım. Demin tekst kutusu açıp içine hazır olarak getirmiştik. Şimdi şu boşlukta açıp ...üzerine çalıştıktan sonra buraya getiriyoruz. Örneğin üzüm resmini getirelim. Yine file and place diyoruz ve üzüm resmini arıyoruz. Şurada ve aç diyoruz. Şu anda tekste olduğu gibi de resim de benim ee, imlecimi yani cursor'un ucunda ve fırça resmiyle de bunun bir grafik olduğu anlamına geliyor. Yine tekste nasıl yaptıysam bunu da sadece sayfada şöyle hafif hareket ettirerek görüldüğü gibi üzüm resminin orijinal kadrajını InDesign bildiği için o ölçüde dikey ve yatay eksende kutumu açmama yardımcı oluyor. Şu şekilde bıraktığım zaman üzüm otomatik olarak bunun içine InDesign sayesinde eşit bir şekilde eşit bir şekilde derken dikey ve yatay eksende eşit bir şekilde oturmuş durumda. Kontrol etmek istersek içi boşlukla aldığımız zaman da ee, kahverengi çizgilerle mavi çizgilerin üst üste oturduğunu göreceğiz. Dolayısıyla bu da kısa bir yol. Yani buraya küçük bir kutu açıp içinde resmi oluşturmak yerine e, direkt place deyip mouse'un ucundan resmi istediğimiz boyutta açabiliriz. Şimdi örneğin bu üzüm resmini getirip diyelim sayfamızın ortasına yerleştirebiliriz. Ve biraz yaklaşarak kutunun tam kolonların üzerine oturup oturmadığını kontrol edelim. Resmimi sağa çekerek bu kenarın oturmasına e, yardımcı oluyorum. İstersek üzümü içeride büyütüp büyütebileceğimiz için istersek şu kısmı belki feda edip bunu böyle kapatabileceğimiz gibi geri alayım. Ee, Shift tuşuna basarak da bunu küçültüp içinde e, küçültebiliriz. Daha doğrusu üzümü komple küçültebiliriz. Ama ben şu kısmı vurgulanmak istediğim için ona gerek duymadığım için bunu böyle kapatıyorum. Yani görüldüğü gibi üzümün şu kısmını kesmiş oldum. Yine ortalamak için şuradaki ortalığa bastığım zaman bu buraya otomatik olarak oturacaktır. Şimdi dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, mercek tolunla sayfayı küçültüyorum. Şu anda üzüm resmini sayfaya yerleştirdim ama bu üzümü çektiğim zaman altında yazı olduğunu görüyorum. Bu yazıların bir şekilde bu kutunun etrafından akması, otomatik olarak akması gerektiği, e, gerekli ortaya çıktı. Örneğin şu kısma ya da şu kısma tek pek içerik, Heh, şuraya koyalım ve... Ee, bunun etrafında yazıların akmasını sağladım. Bunun için yapılması gereken Windows panelimizden e, text wrap diye. Text wrap aslında teksti sarmak anlamında yani wrap etmek sarmak anlamında olan bir panel. Bunu açıyorum ve önüme text wrap zaten burada olduğu için geldi. Görmek için bunu kenara alarak üzerinde çalışalım. Görüldüğü gibi şu andaki pozisyonu ikondan da sembolden de anlaşılacağı gibi resimle text üst üste bindiğini iç içe geçtiğini anlamına geliyor. Ve şurada bazı ölçüler var ama highlight edilmedi. Çünkü teksle herhangi bir uzaklık söz konusu değil. Resim seçiliyken burada gördüğümüz gibi bir yuvarlak obje var. Bir de kare obje var. Ben resim çerçevesi kare olduğu için kare objeyi seçiyorum ve görüldüğü gibi otomatik olarak ben nereye hareket edersem teksti resim oradan iterek dışarıyı göndermekte. Artık ...resimle tekst birbirinden ayrıldı. Yani yazıyı indizane otomatik resmi etrafında görmeye başladı. Ve dikkat edilirse buradaki işaretlerden üstten, yandan ve alttan boşluklar istersen verebilirim. Yanlardan boşluk vermem şu anda bir anlamı yok. Zaten yanlarda herhangi bir tekst olmadığı için sadece üstte ve alta boşluk atabilirim. Örneğin 0.3 milim, 3 santim özür dilerim buraya ekliyorum. Bir de alttan 0.3 zaten otomatik olarak zincir açmadığım için her yere... E, yansıttı. Zinciri kırıp yanlardakini silebilirim. Çünkü dediğim gibi yanlardan bir şey olmadığı için bizi ilgilendiren bir şey yok. Ben bu ölçüleri verir vermez zaten indizayn otomatik olarak tekstin resme yaklaşabileceği maksimum mesafeyi belirtti. Bunu buradan küçültebiliriz. Sıfır yapabiliriz örneğin veya sıfır iki yapabiliriz. Belki fazla geldiğini düşünürsek sıfır nokta iki. Şu anda oklarla ben tekstimi ilerlettiğim zaman yazılarım... benim tekstimle birlikte pardon resmimle birlikte yukarıya ve aşağıya hareket ettiğini görebilirim. Şimdi sayfamı biraz küçülterek resmi istediğim yere oturtmaya çalışayım. Örneğin üzümle bağlantılı olmasını sağlamak için mesela şuraya koyabilirim. Ee, tabii metin yukarıdan fazla aktığı için üzümü e, bu, bu tarafa kaydı. Belki şunu ortaya alırsak üzümle yan yana gelmesini sağlayabiliriz. Tabii bunları şu arada kalan satır boşluklarında atlatarak tam ortaya oklarla oturtabilirim. Şimdi aynı şeyi muz için de yapabiliriz. Bu sefer muzu tam karşısına yerleştirebiliriz. Aynı sayfada olacağını düşünürsek e veya muzu karşı sayfaya geçebiliriz, geçirtebiliriz. O yüzden ikinci aşamada da muz resmini buraya getirmek istiyorum. Dediğim gibi muz, yine dışarıdan bunu resmimizi ayarlara getirebiliriz. İstersek burada muzu alta komple büyük verebiliriz. O yüzden ...yapmamız gereken Place dedikten sonra... ...muz resmimizi buradan bulmak. E, muzu bulduktan sonra... ...muzu işaretliyorum ve açılmasını söylüyorum. Yine demin üzümde olduğu gibi... ...sayfanın kenarında... E, ...imlecimin, körsümün üzerine oturdu. Bunu da sayfa üzerinden ölçülendirebilirim. Madem e, tam boydan boya koyacağımı düşünerek... Muz şu anda büyürken oran orantılı bir şekilde büyüdüğü için yüksekliği de içindeki resmin orantısında şu anda fazla zorlamadan bunu buraya bırakıyorum. Çünkü muzun altındaki, üstündeki beyazlıkları da göz önünde bulundurduğum için bunlar üzerinde çalışacağım. Şimdi bu çalışmada e, bir değişiklik yaparak e, resmi kare olarak değil de muzu sadece kendi etrafındaki e, beyaz boşlukları yok edip tek tek sadece kendi etrafındaki kontrollerle oturmasını sağlayacağım. Bunun için yapmam gereken öncelikle nerede olduğuna şu anda fazla dikkat etmiyorum. Çünkü bunun üzerinde değişiklik yapabilirim. Ee, muz resmi görünüm gibi kahverengi çizgilerle belirtilmiş ee, alanda. Yapmam gereken object paneline gidip clipping pad adı altında ki e, opsiyonları açarak clipping pad oluşturmak. Normalde biz e, bunu Photoshop'ta pentulla pet oluşturup daha sonra buraya e, taşıyorduk. Ama InDesign e, CS4'te şu anda ve bir öncekinde de sanıyorum e, bu özellik var. Tek yapmam gereken tip type'ın altında e, kenarları bulmasını isteyeceğim. Yani detect edges diyeceğim. Ve preview'dan ne kadar yaptığını görebilirim. Preview'u açıyorum. Ve görüldüğü gibi muzun üzerindeki e, muzun kenarlarını program otomatik olarak birçok nokta oluşturarak muzumuzu ee, muzu kesti ve beyaz alandan kurtardı. Şurada gördüğü gibi threshold denilen yani alt ve üst limitleriyle ee, oynayarak yani oradaki noktaların sayısını daha doğrusu sıklığını artırıp azaltabilirim. Ne kadar ee, detayda daha doğrusu ne kadar ölçüde alıp almayacağını ee, belirleyebilirim. Çok fazla aldığım zaman e, muzun içine girip muzu e, kestiğini görüyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar kenarları almasını sağlayabiliriz. Örneğin onda bunu bırakabiliriz. Toleransımızı da sağa solara gelirttirerek şu küçük noktaların değiştiğine dikkat edin. Toleransta da o noktaların sıklığını ve sayısının değiştiğini fark edeceğiz. Ama muzun arkasındaki beyaz alan çok net olduğu için ciddi bir problemle karşılaşmadığımız için buna okey diyebiliriz. Şu anda aslında resmin gerçeği Dikdörtgen iken e, burada dikdörtgeni e, yani bir dikdörtgeni oluşturan beyaz alanı yok ettiğimiz görülmekte ve e, noktaların oluştuğunu görülmekte oluştuğu görülmekte. Enteresan bir noktada burada dikkatini çekmek istediğim dikkat çekmek istediğim muzu büyüterek önce bunu anlatmak istiyorum. Burada oluşan noktalara baktığım zaman bazı yerlerde küçük kaçakların olduğunu yani beyaz alanların olduğunu görebiliriz. Aynen Photoshop'ta olduğu gibi InDesign bu noktalara içi boş Direct Selection tuğla müdahale etmemizi sağlar. Örneğin denemek için şu noktayı aldığımız zaman görüldüğü gibi müdahale ettiğimizi görebiliyoruz. Bu alana çekip kolları sağa sola çekerek o çok net oturmayan alanları istediğimiz şekilde düzeltebiliriz. InDesign bize bu özelliği de sağlamaktadır. Şimdi sayfamızı bunu örnek olarak gösterdikten sonra sayfamızı oturtuyoruz ve şimdi tasarımımızın olduğu kısma geliyoruz. Ee, şimdi yapmamız gereken ise yazının bu muz etrafında dolaşmasını sağlamak. Biraz önce kare yani üzümde kare bir obje kullandığımız için şunu seçelim. Sadece üste ve altta e, boşluklar ayarlamıştık ve kare sembolüyle gitmiştik. Ama şimdi karşımızda kare olmayan yani düzlemi tam net olmayan bir obje var. Dolayısıyla o zaman yapmamız gerekense yuvarlak sembolün olduğu işareti seçmek. Bunun farkı şuraya dikkat edelim. Bunun farkı ise tek bir boşluk opsiyonu bize vermesi. Yani dört kenarımız artık yok. Ta sadece bir tane kenarımız olduğu için sadece bir kenar için mesafe bize e, vermekte. Buraya örneğin 0.3 santim yazarsak e, Enter'e basarsak e, muzun etrafında sıfır aa özür dilerim. Muzu seçtiğimde ise e, üzümden farklı olarak, üzümde dört tane kenar olduğu için e, dört taraftan e, bir daha bakalım, kontrol edelim. Dört taraftan mesafe verirken muzda ise tek bir yüzey olduğu için, kenar olduğu için dolayısıyla daire işaretini seçmem gerekiyor. Buna bastığın zaman dikkat edilirse sadece bir tane e, ...objeye olan mesafeyi gösteren boşluk var. Bu da tek kenarın etrafında dolaştığı anlamına gelir. Örneğin buraya 0.3 diyebiliriz. Ve görüldüğü gibi muzun etrafında... ...kenar daha önce belirlenmiş çizgileri... ...paralel olarak 0.3 milimetre boyutunda... ...bir çizgi oluşturdu. Ve muzu sayfa içinde yerleştirmemize yardımcı olacak. Şimdi ben muzu sağa sola hatta okla hareket ettireyim. Okla hareket ettirdiğim zaman... E, muzun etrafında yazıların kaydığını görmekteyiz. Tabi muz burada çok büyük durduğu için yazıların böyle parçalanması çok normal. O yüzden yapmamız gereken muzu küçültmek. Bunu komple seçtiğimiz zaman buradan da yüzdeden de küçültebileceğimizi e, biliyoruz. O yüzden örneğin yüzdeden küçülterek muzu herhangi bir şekilde deneyebiliriz. Aynı şekilde santimetrenin de yukarıda değiştiğini görebiliyoruz. Örneğin muzu seçip şu altı alabiliriz ayarlama yapabiliriz. Hatta muzu şöyle bıraktığımız zaman ya da şöyle yapalım. Biraz da aşağı alalım. Sayfanın dışına kullanabiliriz. Ve istersek muzu yan değil de farklı şekillerde de çevirebiliriz. Onun için yapmamız gereken toolbar'dan rotate tool'unu almak ve ekseni ortaya getirmek. Çünkü şurası eksenimizi belirtiyordu. Tam ortaya alıp muzu hafif çevirdiğimiz zaman açıyı e, ee, mouse basılı tuttuğum için açıyı görebiliyorum. Şu anda 26-28'de yükseliyor. Şu şekilde çevirip yeniden yerleştirme şansım söz konusu.